Günaydın arkadaşlar. Sandviçimizin içinde neler var? Jambon, kaşar. Sebzeli hindi füme. Mucize. Acılı mayonez. Hadi Gamzeciğim. Sen de gel. Çok güzeldi. Teşekkür ederim bebiş. Eline sağlık. Kahvelerimizi yaptık. Şöyle bol köpüklü. İyi hadi. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi beraber güzel bir Türk kahvesi içeceğiz. Yaptım şu an kızlarınkini. Bunlar sadece abi benden YouTuber nasıl oldu ben anlamıyorum. Ben çok bir şey de becerebileyim yani. Şurada bir tatlı bir sunum yapacağım abi. Kahve. Neyse arkadaşlar yani biz dümdüz sandviç yaptık. Aygül dedi ki bugün zengin sandviçi yapacağım size dedi. İşte Migros'tan böyle sebzeli indi fümeler falan almış. İndi füme yalnız. Neyse canlı söylemiş bari bunu. Yani neyse kısacası kahve içeceğiz. Aydın'dayız bugün. Soğuk baklava vardı. Onu koyacağız falan. Bunu da dökmüşüm. Benden adam olmaz. Öyle yani. Kısacası buradayız. Bugün Cansu da burada. Cansu'nun evi gezdirmiştim size. Bu ev de çok tatlı bir ev. Ufak ufak minik minik gezdiririm arkadaşlar bu evi de size. Kahve. Güzel oluyor. Bir şey oldu. Ama buna teklif açık yaptım. Hani örnek veriyorum, 1800 lira. Ayakkabı ilk gönderdim. Sattım ama işte bana geçiş 70 lira. Babacık. Babacık. İkea kargom gelmiş. Şimdi eve çıktım ben bu arada kızlarla kahvaltı, kahve falan derken. Artık eve çıktım. Şimdi beraber neler aldığımı size göstermek istiyorum. Bakalım. İlk önce şöyle bir bulaşık kurutma örtüsü aldım. Bundan bende vardı. Bu IKEA'nın klasik örtüsü var ya. Asuman annem de beğeniyordu. Ben de ona da sipariş verdim. Şöyle bunu ona hediye aldım yani. Çok güzel bunlar. Hiç koku yapmıyor. Hemen böyle derli toplu falan güzel duruyor. Bakabilirsiniz. Şöyle kodunu hatta göstereyim. Merak edenlere. Bolca az kaldım. Neden bu kadar çok aldım derseniz. Bunu da Leyla anneme hediye aldım. O da istiyordu askım. Biz bakmıştık aslında mağazada bulamamıştık. Örtüyü de aynı şekilde bunu da bulamamıştım. İnternet sitesinde varken internetten aldım. Bir tanesi annemin, iki tanesi de benim. Birini banyoya, birini de yatak odasında kullanacağım. Ya normalde ben askı hiç sevmiyorum. Kapı arkası askısı. Bu metal olanlar var ya hiç hoşuma gitmiyor ama... Bu askı hem çok güzel, beyaz, hem çok kibar. Şöyle bir şey bakın. Ya şimdi görürsünüz zaten takacağım hemen. O yüzden çok hoşuma gitti. Bornozlarımızı falan genelde karafer peteğine takıyoruz. Bezleri falan da oraya koyuyordum. Yıkadığım temizlik bezleri ama orada çok kalabalık ediyor. Yatak odasında da aynı şekilde olmuyordu. O yüzden aldım. Şurasını bir açıyoruz arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde. Bu böyle asılacak. Böyle asılacak. O yüzden bunu vidayı buradan geçiriyoruz. Sağlam oldu. Bunu da şöyle güzelce geçiriyoruz. Şimdi gidelim banyoya. Önce bir kapıyı falan silelim böyle. Şey takalım. Zaten bakın göreceksiniz. Şimdi benim banyomun çekeyim. Ya yani normalde burada sürekli asılı oluyor. Şimdi artık şuraya geçirelim. Evet, takıyoruz. Süper. Kapımız da kapatılıyor. Basalım bakalım nasıl olacak. En azından derli toplu oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence. Ve yılın ilk karı. Şu görüntüye bakın. O kadar güzel yağıyor ki. Bugün günlerden pazar bu arada. Tam bir pazar oluyor bugün şu an. Oh be, kar havasını özlemişiz ya, mis gibi. Aşkım burayı iyi ki açmışım hisseder gibi ya.
Gözüküyor mu bari videoda? Evet bak. Evet, bayağı da çok iyi. Bak şöyle ileriye doğru tut bak, daha belli olabilir belki. Bir de bak Gökhan açınca bak mis gibi karavası. Geç al karavası bak. Mis gibi geliyor. O karın bir havası olur ya. Vay be, yılın ilk karı Şubat'ta yağdı. Evet. Neyse gene bu da bir şey. Evet. Günaydın arkadaşlar bu arada. Bugün günlerden pazar. Bir yandan kahvaltı hazırlığı var bizim evde. Kar çok mutlu etti yalnız bizi. Aşırı mutlu etti. Özlemişiz. Bir de ben yine evin şeklini değiştirdim. İzleyenler anlamıştır. Instagram'dan takip edenler daha doğrusu storylerden. Hani hisseder gibi diyorum. Açmışım camın önünü. Bir iki gün oldu açalım. Bugün kar var. Karı izleye izleye artık. Önüne bir de ben oranın sandalye falan atmıştım. Vakit geçiririz. Bir yandan simit attık fırına. Paçanga böyle. Don't leave me here high and dry. Oh,
Yemeklerimiz pişti. Bugünün menüsü nohut, pilav, turşu, yoğurt. Pilavım da çok güzel oldu şöyle. Tane tane tereyağlı yaptım. Suyundan da koy biraz ona. Aşkım çok. Çok. Bakın. Şöyle üzerine karabiber. Ona burada kamera mı açık? Diyorum ben neler yapıyorum ya. Evet açık ve koyacağım. Koyacağım. Bu kanalda her şey gerçek. Aşkım o kadar da gerçek olmasak. Ne yaptın ki sanki? Şimdi kesince daha çok merak edecekler. Olsun merak edilsin ama görür müsün? Yoğurdu ver bakalım. Tabağa mı koyayım aynı kahvaltıyı? Ben üstüne istiyorum. Yani yanına yani. Tamam ben de öyle yapayım. Genelde ev yoğurdu yiyoruz ama ev yoğurdu olmayan zamanlarda önerim de size Bergaz'da. Bu kanalda yoğurt da tavsiye edildi. Tavsiye. Ama bu her yerde yok ki. Bu buraya özgü. İzmir, Çanakkale. İzmir, İzmir'de de yok. Sadece burada var. Aa. Çünkü üretim yeri Ezine. Mükemmel bir yoğurt. Doğal zaten. Küçük bir şey zaten. Küçük bir mandıra. Çok güzel. Burada televizyon izlerken yiyoruz. Gökhan'ın ofisi bugün ev. Bugün evden çalışıyor. İki bilgisayara da el koydu. Ellerine kollarına sağlık. Dünyanın en güzel nohut pilavı. Bağlalım. Bilgisayardan geliyor. Onun dişlerini hallediyordum. Kazak resmini falan ayarladım. Onları yaparken böyle sakin sakin çay... şimdi şu çayı bir içeyim. Ondan sonra... Yemeğimizi yedik. Şimdi bir yandan ben Katya'yı çalıştırdım. Katya çalışıyor. Güzelce süpürüyor. Ben orada bir saçımı taramak istiyorum. Şöyle sabah duş aldım ama tarayamamıştım. Kendi kendine kurudu zaten. Şimdi hazır. Katya süpürmeden şöyle bir tarayayım en azından üstten. Şu kaş ve kirpiklerimi sürmek istiyorum. Kaşımı sadece şöyle seyrek olan bölgelerine sürüyorum. Aslında kaşlarım da çıktı, aldırmam lazım. Kuaför de yapmam lazım. Nemlendiriciden de sürüyorum. Dudaklarım çok kuruyor kışın çünkü. Gayet iyi oldu bence. Katya nerelerde? Katya şöyle yatağın altlarına girmiş. Böyle robot süpürge alacaklar. Özellikle yüksek mobilya tercih etsinler. Bakın. Bir şeyi alıyor. Beyaz bir şey vardı orada. Görmüşsünüzdür. Bakın aldı. Mükemmel bir icatsın sen ya. Mükemmelsin. Gel. Gel çık dışarı. Ani bir kararla sufle yapıyoruz. Kaç tane yersin? Bir tane. Bunu çay bardağına koy. Görevler verelim. Benim terliklerim yere kayıps. Orada bir tane sandalyenin üstünde cam kenarında. Aa kakaomuz mu yok? Kakao yok. Nasıl yani? Var. Sufle Gökhan sen ne sandın ya bu evi? Her şey var bu evde, her şey. Sufle yapamıyorum. Gayet de yapıyorum. Canım. Şimdi size harika bir sufle tarifi veriyoruz. Sufle.
2 adet yumurta kırıyoruz. 1 çay bardağı şeker. 1 paket vanilyalı beyazlayana kadar çırpalım. Şimdi burada güzelce yumurtayı, şekeri ve vanilini böyle köpürttük. Şimdi 1 çay bardağı yağ ekliyoruz ve 1 çay bardağı süt ekliyoruz. Ekle bakalım, dök. Sonrasında 1 paket kakao döküyoruz. 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip güzelce bunu çırpmamız lazım şimdi. Çırp bakalım. Şimdi şöyle çok güzel sufle kaplarım var. Bunlara koyacağım. Yarısına kadar bu karışımı dökeceğiz. Sonra bir kaşık Nutella. Üstüme acı çikolata yapmışım. Olsun hadi neyse. Bayağı istersen değil. Şöyle kaplarımız. Ben zekirlenmiş çikolatası. Üf yarabbi. Şöyle. Maç başlıyor, maç başlıyor. Poligam bir eşiniz varsa hayat çok zor. Şimdi bakın şu Nutella var ya, bu asıl olayı patlatıyor. Nutellanız yoksa bu arada araya şey de ekleyebilirsiniz. Normal çikolata da ekleyebilirsiniz ama bence asıl olay Nutella'da. Şöyle bakın ekliyoruz. Kalan karışımı şöyle. Bir tane fazla oldu. Onu da şöyle yapacağım. Bu saklama kabına koyup kapağını kapatacağım. Yapabilirsiniz bu şekilde siz de. Hani bir sonraki gün. Senin kollarında olmak, dünyanın tüm çocuklarını kucaklamak. Şöyle tenceremizin yarısına kadar su koyuyoruz. Hiç fırına uğraşma derdiniz yok. Direkt bu şekilde ağzı açık 3 dakika, ağzı kapalı da 7 dakika kadar pişiriyorsunuz ve sufleleriniz hazır alıyor. Üzerine pudra şekeri de süsleyebilirsiniz. Şimdi 3 dakika kadar ağzı açık bir şekilde, 7 dakika kadar da kapağı kapalı bir şekilde olacak. Şöyle kapağı da yan tarafa koyalım. Bu arada ben de mutfağı toparladım. Şöyle şu adanın üstünü temizledim, mutfağı temizledim, yıkanacakları yıkadım. Şu yaldanlıkları da diyorum ki aşağıya mı kaldırsam acaba? Şuraya bir yer ayarlamaya çalışacağım bunlara. Burayı boşalttım. Şöyle alt rafa koydum yaldanlığı. Böyle sade daha iyi oldu. Şimdi şöyle fıs kalın. Temizleyelim orayı. Güzel oldu. Arkadaşlar dayanamadım, patlattım. Bakar mısınız? O kadar güzel olmuş ki. Akışkanlığı, üstündeki kekinin tutması yani harika olmuş. Mutlaka deneyin. Videom bitti arkadaşlar. Şu an editteyim hatta. Size böyle sıcağı sıcağına yüklemek istiyorum. Pazartesi yarın yayında olur. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben editlerken çok keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay de aşkım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.